Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterde artık koşullu olasılıktayız. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım burada durumumuza. Koşullu olasılık özel bir durum. Ee, hemen burada direkt okuyayım bak önce sonra izah edeyim. E örnek uzayında A ve B iki olay olmak üzere. B olayının gerçekleşmesi halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığını A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı denir. Bu olasılık P A fark B şeklinde gösterilir. E, tabii A fark B diyorum da A çizgi B diyeyim ona. pa A çizgi B yani A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı A kesişim B bölü B olarak adlandırılır. Şimdi ne demek bu? Bakın arkadaşlar burada olasılığın bu kısımları böyle kitaptan çalışınca falan bir enteresan geliyor insana. Olasılığın tanımında da o sıkıntı var değil mi? Baksana burada göz korkutucu Allah kahretmesin bu ne biçim hani konu dedirtirir. Ama öyle değil. Orada yazılış biçimi biraz uzak geliyor insana. Ama olay şu arkadaşlar. Koşullu olasılık bir olayın gerçekten diğerine bağlı olma olasılığıdır. Ne demek peki o? Örnek veriyorum size. Bir zar attığınızda asal sayı gelme koşuluyla asal sayı gelme koşuluyla çift gelmesi olasılığı nedir dedim mesela. O zaman şunu yapıyoruz biz. Diyoruz ki normalde bir zarın asal sayı gelme durumları nelerdir? 2, 3, 5 değil mi? O zaman diyoruz ki paydayı artık 6 yazma 3 yaz. Çünkü koşulun 3 tane. Bu koşula bağlı olarak çift gelme olasılığı nedir? 1. İşte olay bu aslında. Bu yüzden bak. Bu yüzden paydaya neyi yazıyoruz? B'nin olma durumunu veya olasılığını yani koşulu yazıyoruz. Paydayı arkadaşlar koşullu koşullu. Durumu yazacağız veya olasılığı yazacağız tamam mı? E, paya da istenen durumu yazacağız. İstenen durumda zaten otomatik olarak ne oluyor? Neden kesişim var hocam burada? E zaten bu koşula bağlı. Asal olma asal olacak bir istenen durumu seçiyorum. O yüzden koşula bağlı olan istenen durumdur o. Direkt istenen durum değil. Koşulu da içerir. Örnek veriyorum bakın. Elinizde elinizde basit bir uyduruk bir şey söyleyelim tamam mı? Yine zar üzerinden gidelim. Dedim ki bir zarı attığında 3'e bölünen bir sayı gelme olasılığıyla tek gelmesi olasılığı kaçtır? Tamam. Şimdi bakın. Bir zarı attım. 3'e bölünen sayı gelme durumu nedir? Sadece 3 ve 6. 2 durum var. Tek gelmesi nedir? Sadece 3. Bak ne yaptım? Koşulu paydaya yazdım. Artık 6 yazmıyorum buraya. 2 yazıyorum. E zaten 3 ve 6 3'e bölünür. Bunlardan tek olan ne 3. Bu şekilde. Bunu nasıl gösterebiliriz başka? Bazen de arkadaşlar durumlar yetmeyecek olasılıktan geleceğiz. Bakın hemen şöyle de yapabilirsiniz. Hocam burada P yazıyor ya. Şu şekilde de yapamaz mıyız? O zaman koşullu durum. Yani e, demin ne söylemiştim? 3'e bölünme olasılığı 2 bölü 6'dır yazarım hocam ben buraya. Evet doğru. Tek gelme durumu da bunun üzerinden 1 bölü 6'dır. Bu koşula bağlı olarak tek gelme durumu sadece 1 yani 3 gelmesi lazım. O zaman bu da olur. Burada altıların sadeleşmiş hali gibi aslında görüyor musunuz? Bu yüzden burada P de olabilir arkadaşlar, A kesişim B de olabilir. Yeter ki paydaya koşulu yazın, koşulu sağlayan durum, paya da o istenen durumu yazın. İşte olay budur. Hemen bakalım şimdi. Önce formülüze soruya bakacağız. Formülüze sorumuzda neye dikkat edeceğiz? Neye bağlı olasılık? A olayının B'ye bağlı olasılığı. O zaman arkadaşlar paydaya B'ye bağlı ya B koşulunu paydaya yazacaksın. Paya da hem A'nın hem B'nin gerçekleştiği durum. İşte budur. O zaman P A kesişim B 1 bölü 4. P B 1 bölü 3. Ne geldi bak cevap? 3 bölü 4. İşte durum budur. Bakalım mesela bu soruya. Bir okuldaki öğrencilerin tamamı Türkçe ve kimya derslerinden en az birinden kurs kaydı yaptırmıştır. Bu öğrencilerden yüzde 80'i Türkçe, yüzde kimya dersinden kursa kayıt yaptırmıştır. Okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin Türkçe dersinden kurs kaydı yaptırdığı bilindiğine göre, bu öğrencinin kimya dersinden de kursa kayıt yaptırmış olma olasılığı kaçtır? Bakın şimdi, normalde sınıfın yüzde yüzüdür, yani sınıf yüzde yüzdür. Hiç kayıt yaptırmayan sıfır insan var. E Doğal olarak yüzde seksene Türkçe ise yüzde kırk kimya ise tamamının yüzde yüz olması için her ikisinde yapan nedir yüzde O zaman buraya 20 yazarım. Tamamı 80 olması için burası 60 olur. Sadece Türkçe kaydı, sadece kimya kaydı o zaman ne olur 20. Topla hepsini yüzde yüz oldu. Küme neydi zaten? A artı B eksi A kesişim B. Burada da T artı K eksi T kesişim K eşit oldu. 80 artı 40 eksi T kesişim K eşittir 100'den. Gerçekten T kesişim K 20 geldi. O zaman şimdi gelelim durumumuza. Bakın şimdi Türkçe dersinden kayıt yaptıran insan sayısı kaç? 80. Hem Türkçe hem kimyaya kayıt yaptıran kim? 20. Çünkü koşulum ön koşulum şu. Türkçe dersini seçeceksin. Türkçe dersinin içinde de 20 insan gördüğünüz gibi kimyaya da kayıt yaptırmış. Bu yüzden bakın cevabımız 1 bölü 4 olmuş oldu 20 bölü 80'den. Bir çift zarın atılması deneyinde üst düze gelen sayıların çarpımının 12 olduğu biliniyor. Buna göre bu sayıların her ikisinin de çift sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi üst düze gelen sayıların çarpımının 12 olması nedir? 6, 2, 2, 6, 5'i geç olmuyor. 4, 3, 3, 4. Başka ihtimal var mı? Yok. O zaman tüm durum 4. E hocam normalde 36 yazıyorduk. Bak artık koşul bu. Koşul 12 gelmesi. Herhangi bir durum değil. Herhangi bir durum 36 tane. 6 çarpı 6. Ama istenen durum burada. Koşul önce 4 tane. Soruda istenen durum ne? İkisinin de çift olması. İkisinin de çift olduğu kaç durum var? 2. İşte bu yüzden cevabımız bakın. 1 bölü 2 geldi. Koşullu olasılık bu kadar arkadaşlar. Olasılık bileceğiz. Üzerine bunu yapacağız. Geçeceğiz. Bakalım şimdi. Ee, burada Allah pardon. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden bir tanesi seçiliyor. Seçilen kümenin en az birinin harf olduğu bilindiğine göre kümenin elemanlarının arasında 2 ve 4 rakamlarının olma olasılığı kaçtır? Bir yıldız koyalım. Bir deneyin bakalım ne diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada Seçilen bir kümenin en az bir elemanın harf olduğu biliniyor diyor. Tamam bilindiğine göre demek o bir demek değil. O koşulların içinden durum seçeceğiz tamam. Hani bazen bu bilindiğine göre durumu yanlış anlaşılıyor şöyle oluyor. Ha biliniyor o zaman o zaman bir cevap hocam. Tabii ki öyle değil. Ee, orada bilmediğimiz tonlarca durum var. Ama en azından bildiğim şey harfler en az bir tane var. Nasıl yapabiliriz? Hemen şunu düşüneceğiz. Paydaya arkadaşlar. Paydaya en az bir harfin geldiği durumu yazacağım. Paya yazacağım? 2 ve 4'ün olduğu durumları yazacağım. Peki nasıl en az bir harfin bulunduğu durum? En az biri bazen geçen de demiştim diğer derste. Bir eksi hiç yapabilirsiniz. Bütün istenmeyenleri atarsam ne kalır geriye? En az bir tane harfin olduğu durum. O zaman bak şimdi toplam 7 tane eleman var. 7 elemandan 4 tanesini rastgele seçersem tüm durum. İstenmeyen nedir? 4'ün dörtlüsü. Gördünüz mü? İstenmeyen de bu. Dolayısıyla arkadaşlar istenmeyen çünkü 4'ünün de sayı olması. E, ee, buna ayırdığım zaman geriye en az bir tane harfin durumu en az bir tane harfin olduğu durum kalır. 7'nin dörtlüsü aynı zamanda 7'nin üçlüsüne eşittir. Bu da 1. Daha kolay 7'nin üçlüsünü yapmak. Ya bana öyle geliyor en azından hep. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 4 3 faktöriyel böyle 4 faktöriyel. Dolayısıyla ben aslında 35 olduğunu biliyorum da uzatıyorum belki göremeyen olur diye. 7, 6, 5 e, böyle 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel gitti. 35 oldu. 35 olduğuna göre burada da 35 eksi 1'den o zaman pay, paydaya 34'ü yapıştırdım. Şimdi... E, neyi istiyoruz? Bence bu soruya o yüzden yıldız koymamız gerekiyor. Pay daha da güzel. 2 e, ve 4'ün olduğu durumlar. Bakın 4 elemanlı bir küme seçeceğim. İçinde en az bir harf var. Ve 2 4'te olacak. O zaman yapıyoruz. Burada artık tek tek düşüneceğiz. Her zaman öyle pratik olmaz. En az bir harfin olduğu durum. O zaman nedir? 1, e, 3 bir, harften birini seçerim. A, B veya C'den bir tanesi. Sonra örnek veriyorum. Buraya harfi yazdım. Sonra artık ne oldu? Geri kalan bir boşluğa da şu e, ee, 1 ve 3'ten birini seçerim. Yani 2'nin birlisi. Örnek durum söylüyorum. Örnek durum. 2, 4, 1 ve C. Bak sağlıyor durumu. Dolayısıyla artı diyorum. E, ee, ne yapacağız? İkisinin de harfi olduğu durum olabilir. O zaman 2, 4'ü mecburen seçtim artık. Geri kalan 3 harften ikisini seçersem ikisi de harf olur. Örnek durum 2, 4, A, C. İşte durum budur. Dolayısıyla paya da bunları yazacağız. 6 artı 3 9 bölü 34 oldu. İşte arkadaşlar buralar biraz böyle tehlikeli oluyor. Çünkü sağlam olasılık gerekiyor. Bu kısımda her şey olasılığı zaten biliyoruz üzerine kurulu. Ama burada telaşlanmayın. Şu konuda lütfen rahat olun. Permütasyon, kombinasyon, olasılık evet kabul ediyorum. Biraz sakat konular. Ee, ÖSYM bunlarla alakalı bize soru sorarken e, temel bilgilerin üzerinden sorular soruyor. Yani derinlemesine inersek o o kadar acayip yerlere gideriz ki anlatamam yani. Zaten bu konu aynı zamanda hani olimpiyatta da sorulan en çok sorulan konulardan bir tanesi olasılık, permütasyon, kombinasyon niye? Hakikaten çok acayip yorumlar üretme şansınız oluyor. O yüzden olimpiyat konusu demiyorum. Olimpiyatta en çok gelen sorulardan konulardan bir tanesi diyorum çünkü müsait e, ucu bucağı yok yani. Ee, özellikle bakın bilgisayar mühendisi olmak isteyen arkadaşlarımıza söyleyeyim bu konuyu bence iyi öğrenmeliler çünkü e, matematik veya bilgisayar okuyacaksanız göreceksiniz algoritmaları biz ilk önce daha iyi alışmanız için olasılıklar üzerinden kuruyoruz. Çünkü aslında şunu gösteriyoruz size sen tek sefer e, tek başına tonlarca denemeyle oluşturacağın durumu algoritmayı oluşturduğun zaman tak diye giriyorsun sana saniyenin bilmem kaçta kaçında kod yazdığın şey doğru getiriyor. Ama onun için ne yapman lazım? Yapay zekaya hükmetmen için senin bir zekanın olması lazım. Dolayısıyla o zekayı konuşturman gerekiyor. Bunun yolu da iyi bir algoritma. Yani o ee, dilin harfini şey o dili iyi öğrenmekten geçiyor. Dolayısıyla o dili iyi öğrenmeye katkı sunan konulardan biri de bu konudur. Zihnimizi güzel yoruyor ama iyi de çalıştırmış oluyor. O yüzden seneye inşallah üniversiteye gittiğinizde göreceksiniz. Bu konu çok işe yarıyor zaten ilk sorular hep buralardan sorulur İlk bilgisayar dersindeki kodlama soruları çoğu zaman e, O hızınızı ölçmek ve algoritmayı alıştırmak için işte öyle bir şey yap ki bana bunların içinden asalları ayıkla Öyle bir şey yap ki bunların içinden işte e, Asal olmayanları ayır Atıyorum 3'e bölünen sayıların şu özellikten yararlanarak bu olma olasılığını bana Kodla göster o yüzden güzel bir konu Şimdi Bağımlı bağımsız olaylara gelelim arkadaşlar. Özellikle bizim için önemli olan ne biliyor musunuz? Bağımsız olay. Bağımsız olay ayrı kolaydan farklı. Hep karıştırılıyor. Ayrı kolay arkadaşlar aynı örnek uzayda e, şey e, ayrı kolay aynı örnek uzayda kesinlikle birbiriyle kesişmeyen durumlardan oluşur. Bağımsız olaylarınsa hiçbir biriyle alakası yoktur. Çok basit bir örnek vereceğim. Bağımsız olayların ee, ...uzayları kesinlikle birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Çünkü, şey çünkü demeyeyim, örnek vereyim direkt. Dart oyunu e, ya da ok atma oyunu düşünelim tamam mı? Okçuluk. Ee, i̇ki farklı okçunun hedefe 12'den vurma durumu bağımsız olaydır. Çünkü birisi diğerinden psikolojik durum hariç etkilenmez... Sen 12'den vurduğun zaman bitti. Bizim işte metagazoz gibi. Yani adam 9'dan 9'dan vurdu. Çocuk 10'dan bir patlattı. Altın madalyayı aldı. Bunun gibi. Bağımsız olaya en güzel örnek budur hakikaten. Sen kendi üzerine düşeni yap. Diğerinin ne yaptığı önemli değil. Veya bakın şimdi. Sınıfta girdiğiniz sınavlar bağımsız olaydır. Çünkü sen 100'ü aldığın zaman sınavdan 100 almış oluyorsun. Diğer arkadaşının ne yaptığı önemli değil. YKS bağımsız olaya tam girmiyor. Çünkü sizin başarılı olmanız yetmiyor. Ee, diğerlerinin de başarılıların açısından en başarılı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla YKS bir bağımsız olay değildir. Ama okulda girdiğin sınav bağımsız olaydır. Dart oyunu bağımsız olaydır. Boş kaleye penaltı atacaksın diyelim. Boş kaleye penaltı atarken Hacı ile Alex'in penaltıyı atması bağımsız olaydır. Herkes kendinden sorumlu. Kalede kaleci varken o biraz bağımsızlıktan çıkıyor tabi hani kalecinin de kurtarma durumu giriyor ya. Şöyle diyelim o zaman bir makine var kalede. Makine herkese özdeş davranıyor, otomatik davranıyor. Evet o zaman bağımsız olaydır. Dolayısıyla birbiriyle alakası olmayan herkesin bir nevi tabiri caizse kendinden sorumlu olduğu olaylardır. Bağımsız olaylar. Bu yüzden arkadaşlar ayrı olaydan farkı vardır. İki olay farklı anlarda gerçekleşebilir. Bir tane daha bağımsız olay örneği vereceğim size. Zar ve para e, tura at şey zar ve para atma olayı bağımsız olaydır. Şunu söyleyelim. Bir zar attınız tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Şey zar attınız diyorum. Bir para attınız tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Aynı anda bir zar attınız onun da çift gelme olasılığı 1 bölü 2. Bunlar yine bağımsız olaydır. Örnek uzayları birbirinden farklı. Zarın örnek uzayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani gelebilecek tüm durumları 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, paranınsa iki durum var ya yazı geliyor ya tura geliyor. Dolayısıyla birbiriyle hiç alakası yok. Herkes kendinden sorumlu. Dolayısıyla bunların aynı anda gerçekleşme olasılığı nedir artık biliyor musunuz? Çarpımlarıdır. Bakın şuraya lütfen yıldız koyun. Ayrı kolayda iki durumun gerçekleşme olasılığı sıfır da aynı anda. Ama burada olabilir. Dediğim gibi. Sen üzerine düşeni yap diğerinin ne yaptığı önemli değil. Bir sınıfta herkes 100 alabilir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bir sınıfta herkes 0 alabilir. Bu da mümkün ama herkes kendinden sorumlu. Dolayısıyla PA kesişim B yani iki olayın an, aynı anda gerçekleşmesi olasılığı iki olayın olasılıklarının çarpımıdır arkadaşlar. Demin söylediğim gibi bir zarın çift gelmesi ve paranın tura gelme olasılığı birlikte olmak şartıyla 1 bölü 4'tür. Olay budur. Bunu böyle söylemiş olayım. Şimdi bakın bütün dediğim gibi mevzumuz bağımsız olay. Bağımlı olay da hani e, burada hani örnek olarak dursun diye sadece. Bağımlı olay diye bir karşı, durum karşınıza gelirse bu şekilde olduğunu bilin. Ama biz bağımsız olaylarla ilgileneceğiz. Şimdi gelelim sorumuza. A ve B bağımsız olay. PA 1 bölü 2, PB 1 bölü 3. Normal formülü icra edelim önce. PA birleşim B neydi? PA artı PB eksi P A kesişim B değil mi? Şimdi daha yeni söyledim. Bağımsız olayların aynı anda gerçekleşmesi olasılığı işte budur arkadaşlar. Dolayısıyla formülde yerine yazdığım zaman 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 doğal olarak 5 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 oldu. Bağımsız olay mı ayrık olay mı sorularda bilgi verilmiş mi lütfen dikkat edin. 1. Kırmızı gelebilir. Öbürü asal gelmez. A eksi diyeyim. 2. Kırmızı gelmez. Öbürü asal gelir. Ya da hem kırmızı hem asal gelir. Bak böyle yapabiliriz. Böyle bu şekilde yaparsak o zaman. Kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 6. Asal gelme olasılığı. Asallar 2, 3, 5 olduğu için 1 bölü 2. Artı. Kırmızı gelme olasılığı yine 3 bölü 6. Beyaz gelebilir. Asal gelme olasılığı 3 bölü 6. Artı. Ee, i̇kisinin de hem kırmızı hem asal gelme olasılığı 3 bölü 6 3 bölü 6 o zaman ne oldu 1 bölü 4 1 bölü 4 1 bölü 4 cevabımız bakın 3 bölü 4 geldi. Şöyle diyen arkadaşlarımız olabilir hocam şunu da yapamaz mıydık o zaman tüm eksi 1 eksi ikisinin de istenmeyen olması yani birinin kırmızı gelmemesi birisinin asal gelmemesini çıkarsam istediğim olmaz mı evet bu da olur bak. 1 eksi kırmızı gelmem olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Asal gelmem olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Cevap yine 3 bölü 4. Soruda o an hangisi işimize gelirse onu tercih etme hakkımız var arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Ne demiş? İçerisinde büyüklükleri aynı olan 4 mavi, 3 kırmızı ve 5 sarı top bulunan bir torbadan geri konulmak şartıyla ard arda 3 top çekiliyor. Buna göre çekilen 3 topun birbirinden farklı renkte olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar söylerse özdeş tamam özdeş kabul edin. Yoksa ama özdeş kabul etmeyin. 4 mavi hani 4 farklı mavi gibi. 3 kırmızı 3 farklı kırmızı gibi tamam mı? Çünkü özdeş diye özellikle belirtiriz. Ya da size şey verir. Kutu verir. Kutunun içine koyar özdeş renkler. Ha dersin bak bu özdeşmiş. Burada 4 farklı mavi. 3 farklı kırmızı. 5 sarı gibi düşüneceksin. Ben sana özdeş demezsem. Doğal olarak şimdi e, ne yapıyoruz? Burada 3 tanesi birbirinden farklı gelecek. Arda arda top çekeceğim. Şimdi arda arda top çekmek ne demek? O zaman arkadaşlar sıralama da önemli. Bak bu soruya yıldız koyalım. Mavi, kırmızı, sarı. Sarı, mavi, kırmızı. Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı. Sarı, mavi, kırmızı şeklinde farklı durumlar var. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Geri konulmak şartıyla mavi gelme olasılığı nedir? 4 bölü. 12. Geri konulmak şartıyla kırmızı gelme olasılığı nedir? 3 bölü 12. Sarı gelme olasılığı 5 bölü 12. E bu da bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Sonuçta önce kırmızı sonra sarı sonra mavi. Önce kırmızı sonra mavi sonra sarı. E işte bu ne demek? 3 faktöriyel. O yüzden bu soruyu kendiniz denediğinizde bunu atladıysanız. abi bir dakika dersiniz, hocam niye olmadı? Ama neyi atladın orada? Arda arda sıralama demektir. Aynı anda çekmiyorum bak. Arda arda çekiyorum. Aynı anda çekseydim e, ee, şey derdin. 4 çarpı 3 çarpı 5 12'nin üçlüsü. Bak hemen bunu not et kenara. Aynı anda 3 top seçseydim arkadaşlar durum buydu. Ama sıralı çektiğim için hangisinin önce geleceği önemli. Bu yüzden 3 faktöriyeli yanına yapıştırmayı sakın unutma. Doğal olarak o zaman buradan 12'ler sadeleşti. 6 ile 12 sadeleşti. Böyle oldu. Cevabımız 5 bölü 24 oldu arkadaşlar bu soruda. Devam edelim. İki torbadan birincisinde 3 mavi 6 sarı, ikincisinde 5 mavi 2 sarı renkli aynı büyüklükte bilyeler vardır. Birinci torbadan rastgele bir bilye çekilip ikinci torbaya atılıyor. İkinci torbadan çekilen bilyenin sarı olma olasılığı kaçtır? Bakın şimdi 3 mavi var 6 sarı var, 5 mavi var 2 sarı var. Birinden atacağım birine. Bakıyorum o zaman nasıl gelebilir? Birinci durum mavi çekmişimdir ama ikinci de sarı gelmeli. Birinci durum sarı çekmişimdir sarı gelmedi. O zaman 1. Mavi olma olasılığı 3 bölü 9. Artık buraya bir tane mavi atınca ne oldu? 2 bölü 8 olasılıkla sarı gelir. İkinci durum artı diyelim. Ee, sarı gelmiş olabilir 6 bölü 9. Artık bir tane sarı attım bak 3 bölü 8 oldu. Dolayısıyla buradan da 6 artı 18 24 Bölü 72'den cevabımız 1 bölü 3 oldu. İşte arkadaşlar sorularda bazen tek hamlede düşünemeyebilirsiniz. Permütasyon, kombinasyon olasılıkta yapılan en büyük hata ne biliyor musunuz? Her soruyu tek hamlede bulacakmışız gibi. Hayır. Bakacağız analiz edeceğiz. Bazen gerekirse 2-3 da çözeceğiz soruyu. Son bir kısmımız var. Bu da müfredatta olan deneysel ve teorik olasılık kısmı. Biz tabii ki. Teorik olasılıkla uğraşıyoruz arkadaşlar. Deneysel olasılık denemeye dayalı. Şunu görürsünüz. Siz milyonlarca kez yazı ve turayı atsanız olasılığın 1 bölü 2'ye yaklaştığını görüyorsunuz. Çok ilginç. Ee, gerçek hayatta arkadaşlar bazen şöyle adlediliyor ya. Hocam şanslıyımdır. Ya gelir ya gelmez. Haklısın ama onun matematiksel olarak olması gerçekten 1 bölü 2 değil. Örnek veriyorum. E işte bu piyango oynuyor ya insanlar. Yani bir açıdan bakınca çok saçma durum. Çünkü... Evet ya çıkacak ya çıkmayacak değil mi? O zaman niye her sene sana... O zaman şöyle düşün. Eğer bana her sene piyango oynarken çıkma olasılığı 1 bölü 2 olsaydı... Ya çıkacak ya çıkmayacak hocam. O zaman benim her sene oynayıp... En azından hayatımda bir en az 7-8 sene piyango tutturmam lazım. Niye tutmuyor? Çünkü arkadaşlar gerçekte de olasılık var hakikaten. Siz şeyi attınız. Ben çok şanslıyımdır hocam. Sürekli tura getiririm. Ama orada neyi atlıyorsun biliyor musun? Para özdeş kısmını yitirmiş olabilir. Yani aşınmış olabilir. Şimdi hileli paralar var mesela. Ya da hileli zarlar var. Ya da zarı sen sürekli atmaktan belli bir yere aşınıyor. Bir bakıyorsun sürekli altı geliyor adama. E niye öyle geliyor acaba? Çünkü bazı yerleri aşınmış zarın gerçek olasılık yani o aşınmamış kısmını düşünürsek e, zarı attığınız zaman 100 bin kere denediniz tamam mı? 2 gelme olasılığı 1 bölü 6'ya yaklaşır. Matematiğin bu ilginçliği değil. Aslında gerçek zaten böyle. Matematik Allah'a şükür yani bazı yani bazen matematik anlattığım için o yüzden mutlu oluyorum. Yani tesadüflere yer yok burada. Matematik bir şey vardır yoktur kısmı. Hani biyolojide şöyledir böyledir oluyor. Fizikte yok böyle yok şöyle. Kimyada böyle miydi şöyle miydi tonlarca tartışma oluyor. Matematikteki tartışmalar bazen çok hani şey ego tartışmaları e, bu şey işte hani, süreklilik süreksizlikle ilgili vay efendim tanım kümesi orada dahil değilse işte ben ona süreklilik bir araştırmam öbürü diyor ki hayır bu süreksizdir böyle ego üzerinden yürüyen tartışmalar hariç ya da işte üniversiteye gidiyorsunuz bazıları diyor ki bence efendim sıfır doğal sayı değildir. Doğal sayı diye bir şey yoktur falan. öyle yani, uydurma artık matematiğin felsefesi. Orada felsefe ile ilişkilendiren bazı şeyler var ama onun haricinde gayet hani bu bizim gördüğümüz kısımlar teorik kısımlar net. Tartışmaya kapalı. Şimdi sonuçta buradan nereye geldik? Deneyselden geldik arkadaşlar. Deneysel olasılık şudur. Gerçekleşme sayısını deneme sayısını bölerseniz deneysel olasılığı bulursunuz. Ne demek o? Geç, hemen direkt örnekle göstereceğim bakın. Bir zarı 20 defa atmışız tamam mı? Bakın normalde bir zarı attığımız zaman asal sayı gelme olasılığı nedir? 3 bölü 6 değil mi? 2, 3, 5. Gerçekte durum bu. Ama çok fazla deneme yanılma yapmazsan, deneme yanılmayı az yaparsan e, yanılma şansın artar tabii ki. Bak şimdi bu sadece 20 defa denemiş. E, 1'den 2 defa gelmiş. 2'den 3 3'ten 3 kere, 4'ten 4 kere, 5'ten 4 kere, 6'dan da 4 kere gelmiş. O zaman 21. atışın asal sayı gelme olasılığı şudur arkadaşlar. Burada şuna şöyle söylerip 20 tane verir 21.yi sorar siz buna göre bakacaksınız. Hani 21. için sakın özel bir şey düşünme. Bu şu demektir hani yeniden attığımda artık yeni bir atış yaptığımda buradan gelecek olasılığı bana hesapla. Tüm durumumuz kaç? 20 tek kere denedik. Ee, i̇stenen ne? Asal sayı gelmesi. Kaç defa asal gelmiş? 3. 3 daha 6. 4 daha 10. O zaman arkadaşlar asal sayı gelme olasılığı 1 bölü 2 oldu. İşte olay budur. Asal sayı burada 20 defa denemişiz. 10'un da asal sayı gelmiş. O zaman 1 bölü 2 bitti bu kadar. Şimdi gel bak buraya. Bir madeni paranın 100 defa havaya atılmasıyla elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 100 defa atmışız. 48 kere tura gelmiş. 52 kere yazı gelmiş. O zaman 101. atışta dediğim gibi hani, bir sonraki atışta bu kurala göre bu görünüşe göre deneye göre... Yazı gelme olasılığı 52 bölü 100. Ama gerçekte yazı gelme olasılığı nedir? %50. Ne kadar fazla geldi? %2. Yani 0.02. Deneysel olasılık bu kadar bak. Başka hiçbir şey yapamam yani bunu. Hani deneyeceksin. Adedini göreceksin. Deneme adedi paydaya. Gelme adedi paya. Bu kadar arkadaşlar. E, deneysel olasılıkta da dediğim gibi gerçek hayata uygun bir sonuç elde etmek için deneme sayısını çok fazla arttırmanız gerekiyor. Bunun en güzel örneği piyangodur işte. Piyango da gerçeğe çok yakın. Normalde ne zannediyorsun? Ya çıkacak ya çıkmayacak. Ama 1 milyon insan alınca evet 1 milyonda bir olasılık oluyor. Bu da çok büyük bir olasılık. Ben hani küçük bir şey söyledim. Belki ondan bile büyük bir olasılıkta. Ondan bile küçük bir olasılıkta çıkma şansı var değil mi? O malum öyle bir durum. Dolayısıyla bunu böyle söylemiş oluyoruz arkadaşlar. İşte 11. sınıf AYT, sadece AYT'ye dair olan kısım bu kadardı. Artık bunu da öğrendikten sonra hem TYT hem AYT kitaplarınızdan lütfen permütasyon, kombinasyon, olasılığı ihmal etmeyin. Burada da şunu belirtmem lazım, ee, olasılığı ben burada gördük hocam bitti falan değil ha, onu söyleyeyim. Kesinlikle permütasyon, kombinasyon, binom'u çalışıyorsunuz, olasılığı çalışıyorsunuz. Burası ekstra sadece AYT yönelik yaptığımız bir işte. Şimdi çıkmış sorulara. Birebir ölse yemelere ve beceri temellilere bakalım. Artık kitabımızı noktalayalım. Görüşmek üzere.